Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün çok uzun zaman oldu YouTube'a video atmayalı. 2 haftayı geçti sanırım. Yani hava yağmurlu gitti zaten. Sadece belli başlı günlerde köyde olabiliyor biliyorsunuz. Öyle olunca da vlog çekemedim. Şimdi bugün bambaşka bir vlogla karşınızda olacağım. Çünkü ne yapacağız biliyor musunuz? Toscano ile birlikte, Toscano hani bizim rotilimizin de firması, aynı zamanda Eskişehir'imizin değerli firmalarından bir tanesi. Onlarla birlikte bir tane tarım lisesine gideceğiz. Daha öncesinde biz gidip orayı ziyaret ettik. Bilgi aldık orası hakkında. Şimdi bugün de gidip çekimlerimizi yapacağız. Ben vlog çekeceğim. Hem de Instagram'da da paylaşımlar yapacağım. Ve Eskişehir'de bile hani Eskişehirli olup bile bu okulun, böyle bir okulun varlığından haberi olmayanlar var. Onlara bu okulun anlatacağız, neler yapıyorlar, size onları göstereceğim. Okul çok kıymetli bir okul. Aynı zamanda hani köy enstitüsünden dönüşen bir okul. Hem oraya gezeceğiz hem orada vakit geçireceğiz. Belki öğrencilerle karşılaşırız. Şimdi ben de beni alacaklar. Alacakları yere doğru ilerliyorum. Buluşacağız. Sonrasında bir Eskişehir'in dışında bir yere gideceğiz. Okula gideceğiz. Orada keyifli bir gün geçireceğiz. Hem de ben size okulu anlatacağım. Çok kıymetli işler yapıyorlar. Topraksız tarım yapıyorlar mesela. Bu devirde hani çok önem verilen şeyler topraksız tarım. Belki ileride susuz tarım yaparlar. Hani kıymetli bir okul. Biz de size bunu anlatmak istiyoruz. Bakalım güne başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Okula geldik. Burası köy enstitüsünden dönme. Daha sonrasında tarım lisesi olarak şu anda devam ediyor. Şimdi biraz hem okulu gezeceğiz. Şurada arkada seraları var. Daha sonrasında kümesleri falan var. Onlar hakkında okul müdürü Oğuz Bey'den, Oğuz Hocam'dan bilgiler alacağız. Şimdi öğrenciler de burada aynı zamanda. Buranın önemli özellikleri var. Mesela topraksız tarım yapıyorlarmış. Daha sonrasında buradaki her şey bu arada buradaki öğrenciler yapıyormuş. Yani farklı bir çalışan ya da başka birisi değil. Tamamen öğrenciler kendileri yapıyormuş. Hatta traktörleri var. Bir tane traktörlerin işte tamirini, bakımını, daha sonra tarlaları var. Tarlalarına gideceğiz. Hep beraber bugün burayı gezeceğiz ve sizlere göstereceğim. Belki aranızdan çocuğunu göndermek isteyen olur ya da gelmek isteyen öğrenciler olabilir bu bölgelerden. Şu anda Hamidiye köyündeyiz. Burası eskiden köy enstitüsüymüş. Bir sürü aslında özellikleri falan varmış. Şimdi tarım lisesi olarak devam ediyor. Oğuz Hocam'la birlikte okulu gezeceğiz. O da yaptıkları işlerden biraz bize bahsedecek. Burası erkek yatılı bir okul. O yüzden sanırım çoğunluk olarak erkek öğrenci var. Bir de şurada daima iyiye, güzele, doğruya diye Atatürk'ün bir sözü var. Burada sadece bu okulda varmış. Şu an öğrenci var mı anaokulunda? Onlar peki hani bu tarım işleriyle falan ilgileniyorlar tabii mı hocam? Tabii onlar da özellikle yaz aylarında hem bahçelerde hem serada tarım faaliyetlerinde hem de kümeslerde kanatlı hayvan atölyesinde faaliyetlerde bulunuyorlar. Çok iyi hocam. Daha 5-6 yaşlarında. Evet. Şimdi burası da köy enstitüsünden kalan malzemelerle. Evet. Köy enstitüsünden kalan malzemelerimizi görüyorsunuz. İkinci Cumhurbaşkanımızın İsmet İnönü'nün hediye ettiği piyanomuz karşımızda. 1940'larda okulumuzda film gösteriminde kullanılan Yugoslav malı film makinemiz. İşte bu okulun önemli özelliklerinden biri şu. Burada okuyan öğrenciler bir müzik aleti çalmadan o dönemde kesinlikle mezun olamıyorlar. O dönemdeki öğrencilerin kullandığı mandolinler, işte akordiyonlar da bu şekilde koruma altında. Şu anda sergi gibi. Evet, duruyor. Burası okulumuzun küçük bir müzesi. Köy enstitüsü olduğu zamanlarda Aşık Veysel de bu okulda müzik öğretmenliği yapmış. O zamandan kalan fotoğrafları da yine böyle derleyip altına bilgileriyle birlikte yazmışlar. Bu kümesleri de öğrenciler kendi elleriyle yapmışlar. Şu anda burada kaç tane tavuk vardır hocam? Şu an az ama kapasitemiz 200 hayvan. 200 hayvana kadar, yani 200 tavuğa kadar burada besleyebiliyorsunuz. Yumurtaları hocam? Yumurtaları şu an pek yumurtlatamıyoruz maalesef. Strese giriyormuş hayvanlar kapalı alanda. Çok fazla yumurta verimimiz yok. Ama ördeğimiz, tavuğumuz, kazımız. Ha, ördek de var. Ördek de var, kazımız da var. Açık alanda şey yapıyorlar. Biraz yumurtadan dolayı yüzlerimiz maalesef.
Oralara da civcivler çıktığında civcivleri koyuyorlarmış küçük kulübelerde. Yine onları da öğrenciler yaptı. Evet, her şeyi öğrenciler yapmış burada. Şimdi gezeceğimiz sırada da yine öğrencilerin emeği fazlasıyla. Sol tarafta gördüğümüz traktör de okulun traktörü. Buğday ekiyorlar, çilek yetiştiriyorlar. Buğdayın hasatında falan gübresinde kullanıyor evet, musunuz hocam? Kullanıyoruz genel olarak. Bu çok eski bir traktördü. Atıl durumda yatıyordu. Çocuklar kendi imkanlarıyla dışarıdan hiçbir parça almadan arka hidrolik kollarını, motorunu, her şeyini revize ettiler ve kullanılır hale getirdiler. Paydaşlardan da destek aldık ilerleyen süreçte. Traktör bir yenilendi. Sonra çocuklar tekrardan vurdular, kırdılar, parçaladılar ama tekrar düzelttiler. Hem bozuyorlar hem yapıyorlar. Evet, hem yapıyorlar. İş yapma becerileri yüksek, becerikli çocuklar hepsi. Bu da bizi mutlu ediyor. Hem kendilerine özgüvenleri var. Yani bölünen bir motoru takoza kaldırıp tamir edebilirler. Parçalanan radyatörü de tamir edebilirler. Her şeyi yapabilir halde çocuklar. Evet. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Şimdi de topraksız tarım yaptıkları çilek serasına geldik. Buradan biz geçen aslında bir iki hafta önce falan ziyarete gelmiştik burası hakkında bilgi almak için. O zaman gübrelerini veriyorlardı. Şimdi de çilekleri dikmişler. Hocam çilekler ne zaman olacak? İnşallah Haziran sonunda. Belki yemeğe geliriz hocam. Evet. Bunu da yine öğrenciler yapıyor her öğrenciler şeyini. Öğrenciler her şeyini yapıyorlar. İnşasında da öğrenciler tabii dış seranın yapımında tabii ki yardım aldık. Ama içinde gördüğünüz her şeyi öğrenciler yaptı. Bütün ayakların yapımında, seraların kurulumunda, su hatlarının çekilmesinde, motor hatların kurulumunda tamamen öğrenciler kendileri görev aldılar. Ve burada bir fiilde çalışıyorlar. Buradan elde edilecek gelirde de öğrenciler döner sermaye kapsamında çalıştıkları için gelir sahibi oluyorlar. Şu kalan kısımları da dikilecek mi hocam? Kalan kısımlar dikilecek. Biz şu an etap etap aslında deneme yapıyoruz. Biraz emekleme aşamasındayız. Hı hı. Yani burada 12 hattımız var. 12 hatta ayrı ayrı çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ayrı ayrı file çeşitleri çalışıyoruz. Hangisinde yüksek verim alacağız? Hangisini tutturabileceğiz? Çünkü bunu şu an öğreniyoruz biz de öğrencilerle birlikte. Daha bu sera yeni mi kurulmuş yeni hocam? Yeni kuruldu bu sera. Bunu bu yıl aktif hale getirdik. Öğrenciler bir parça daha deneyerek, yanılarak, hangi fidenin uygun olduğunu görerek, ne miktarda gübreler kullanıldığını görerek etap etap öğreniyorlar. İşte bir kısmında yüksek verim elde ediyoruz. Bir kısmında bitki maalesef uykuya giriyor. Bir kısmında bitkiyi tamamen kaybediyoruz. Bunları yaparak, yaşayarak burada deneyerek görüyor öğrenciler. Evet. Çilek dışında başka ürün ekmeyi düşünüyor musunuz hocam? Bu sezon düşünmüyoruz ama bu seramızda bizim salatalık gibi, domates gibi çeşitli ürünler de yetiştirebiliriz. Şu an tek bir üründe uzmanlaşmasını istiyoruz öğrencilerin. Çünkü bu bölgede yapan arkadaşlar var, büyük işletmeler de var ama küçük çiftçiye de biz bu çilek yetiştirmesini, özellikle topraksız tarımı yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu nedenle şu an ilk üründe uzmanlaşmaya çalışıyoruz. Ürünün tamamen verimini, ne kadar gübre istediğini, hangi ısılarda neye tepki verdiğini tamamen öğretmek ilk amacımız bizim. Zaten uygulamalı olarak gördüğü için öğrenciler de hani teorik olarak uygulama daha iyi oluyor. Hem içinde kendisinin ne yaptığını görüyor. İşte zaman geçse de şuna işte çileğe şu kadar gübre atmıştık, şöyle yapmıştık gibi durumlar oluyor. İnsan unutmuyor yani uygulamalı olduğunu. Yaparak ama teorik geçiyor. Olduğunda bir kenara atıyorsun gidiyor yani bir şekilde bilgiler. Şu an mezun olan öğrenciler de tarım teknisyeni olarak mezun oluyorlar. Hem iş yeri açma belgeleri oluyor. Hem desteklerden, hibelerden yararlanabiliyorlar. Tarım Bakanlığı'ndan doğrudan da oluyor. Hibe programından faydalanabiliyorlar. Çok iyi aslında. Yani şimdi ben açıktan okuyorum ama hani lise çapında 18 yaşında liseden mezun olduğunda bu desteklerden yararlanabilmek çok kıymetli, değerli yani. Evet. Mesela şu an ara eleman ihtiyacı sektörde ciddi anlamda fazla. Bizim mezun çocuklarımızın sadece yanına bir suni tohumlama belgesi alarak sektörde çok iyi paralara iş bulma imkanları var. Hani biz bu nedenle bütün öğrencilerimizi, bütün 8. sınıf öğrencileri önümüzdeki yıl okulumuza bekliyoruz. İnşallah hocam. Çevre yerlerden, mesela bizim ilçemiz Çiftelerden gelen öğrenciler oluyormuş. Emirdağ'dan, Alpu'dan, Türkiye'nin her yerinden. Zaten yatılı olduğu için erkek yatılı bir okul. Öğrencileri de bekliyorlar. Yani sayısının, buraya gelen öğrenci sayısının azalmasını istemiyorlar. Çünkü gerçekten burası kıymetli bir okul. Direkt uygulayarak neyin nasıl olduğunu, hiç çiftçi olmayan, çiftçi çocuğu olmayan insanların, öğrencilerin gelip de burada sıfırdan her şeyi öğrenip mezun olabileceği bir okul.
Bir de hocam 9. sınıfta sadece tek yani matematik, fizik, kimya alıyorlar. Sonra full uygulamalı oluyor değil mi? Yani teknik dersler oluyor. Tabii ağırlıklı olarak şimdi değişen sisteme göre 9. sınıftan itibaren artık öğrenciler alana yerleşmiş oluyorlar. Bizim okulumuzda hayvan sağlığı ve tarım alanları var. Ya hayvan sağlığı teknisyeni ya da tarım teknisyeni olarak çocuklar buradan mezun oluyor. Bu çocuklar sadece 9. sınıfta temel bilgileri alıyorlar. Temel matematik, fizik, kimya gibi temel bilgileri alıyorlar. İlerleyen yıllarda ise bu dersleri çocuklar çok da fazla görmüyor. Genelde hep uygulama ağırlıklı dersleri görüyorlar. Hayvan sağlığı ve tarım alanında. Hayvan sağlığı bölümünden bahsetmişken burada hayvan sağlığı bölümü okuyan öğrenciler için de yine hayvanların maketleri de bulunuyor. Çıkıyor mu hocam bunlar peki böyle? Yani tek tek açıp bakıyorlar değil mi? Evet, hepsinin uygulamanı yapıyorlar. Burada hayvan görmedikleri zaman burada laboratuvar ortamında bu maketler üzerinden görüyorlar. Hayvanlar ise hem bizim paydaşlarla yürüttüğümüz projelerde canlı hayvanları görüyorlar hem de staj hareketliliklerinde ve staj programlarında hayvanlarla buluşuyor öğrencilerimiz. Erasmus'ta da şimdi bir hareketliliğimizi bitirdik. Bir de önümüzdeki yıl staj hareketliliğimiz olacak. Öğrencilerimiz bizim belirlediğimiz bir ülkede, bizim belirlediğimiz işletmelerde sonbahar aylarında 21 gün staj yapacaklar. Okudukları alanla ilgili. Evet. Buradan tamamen şey mi karşılıyor? Erasmus projeleri tabii tabii. Hiçbir ücret ödemiyor. Hiçbir yani biz geçen yıl 3 ülkeye götürdük öğrencilerimizi. Yunanistan'a, İspanya'ya, İtalya'ya 1 lira bile harcamadı öğrencilerimiz. Birer hafta kültürler hareketlilikte bulundu çocuklar. Bundan sonraki programlarımız genelde staj hareketlilikleri üzerine. Onda da yine öğrenci cebinden 1 lira harcamadan biz çocuğu alıyoruz, götürüyoruz, tekrardan geri getiriyoruz. Tabii öğretmenlerimiz eşliğinde. Bu okulda gördüğünüz her şeyi öğrenciler kendi imkanlarıyla restore etmişler. Bu da onlardan birisi. Bu binayı da depo olarak mı kullanıyorsun hocam? Sanki şu an dış tarafını öğrenciler bu yıl restore ettiler. Amacımız iç tarafını da öğrencilerle birlikte hazırlayıp bir çocuklara kültürel yaşam alanı oluşturmak. İşte kültür sanat aktivitelerinin evet. Çocukların bu binada gerçekleştireceğiz önümüzdeki yıllarda. Okulun bahçesinde bir yanda koyunlar, eşekler, köpekler. Tamamen uygulamalı. Öğrencilere de koyun sürü yönetimiyle alakalı falan. Tabii eğitim veriyoruz paydaşların desteğiyle. Okul bayağı büyük bu arada. Yani sadece belli bir kısmını size çekiyorum, gösteriyorum ama arazisi bayağı büyük. Şimdi de buğday tarlasına doğru ilerliyoruz. Yine öğrencilerle birlikte buğdayları ekmişler, gübrelemişler, sulamışlar. Sulama altlarında falan hep öğrenciler tabii, hepsi, her şeyde çalışıyor. Öğrenciler. Yani sulama çiziminden başlıyor öğrenciler. Kendileri çiziyorlar, kendileri uyguluyorlar, kendileri bitiriyorlar. Eksik kaldıkları yerde biz müdahale ediyoruz. Çocuklar kendi kendilerine yapıyorlar, bozuyorlar, öğreniyorlar. Aynen öyle. Burada sadece küçük bir kısım var. 12 dönümlük bir buğdayımız var. Toplamda şu an 100 dönümlük sulu alanda Ahmet Ağa tipi tohumda bu yıl üretim gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Kıraç'ta Kate tipi tohumda 650 kilo almıştık. Yağmurlarımız iyiydi ama çocukların da bir başarısı vardı bunda. Yulaf'ta yine Kıraç'ta Albatros tipinde 600 kilo almıştık. Hani ikisinde de çocuklar denemelerinde oldukça başarılı oldular. Evet. Her şeyinle öğrenciler ilgileniyormuş yani. Burası aslında onların bir uygulama yani kendi çiftlikleri gibi ama başlarında babaları yok. Yani babası şunu yapma demiyor. Burada tamamen yeni teknolojilerle, dronlarla ilaç atıyorlar. İşte gübrelerini, suyunu kendisi belirliyor. Öğrenciler kendi aralarında, kendi fikirleriyle, kendi öğrendikleriyle bir şeyler yapıp bir şeyler başarıyorlar. Onların düşüncelerine engel olan da yok. Hocam şöyle yapsak daha iyi olur mu dediklerinde öğretmenler de bu konuda onlara yardımcı oluyorlarmış. Çekimimizi yaptık. Okulda gayet keyifli vakitler geçirdik. Şimdi de köye gidiyoruz. Köyde de işlerimiz var belki birazcık. Bir yandan da yağmur yağıyor. Bahçemize bakarız. Uzun zamandır video atamadığım için size video bahçenin son halini de gösteremedim. Şu anda yağmur başladı yolda ama bizim köyde var mı yok mu bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Şöyle yavaş yavaş ilerliyorum köye doğru. Ve köye geldik. Ardından da hemen bahçeye geldim. Üstümü değiştirip şöyle çayımı da aldım. Şimdi bahçedeki değişimi göstereceğim size. Sanırım en son fideleri diktiğimiz zaman video çekmiştim. Ondan sonrasında size hiç buranın durumunu göstermemiştim. Şimdi gelin patlıcanlardan başlayalım. Bunlara kön attık. Biz hayvan gübresine kön deriz.
Hem kön attık hem de bir yapay bir gübre dağıttık. Taban gübresi. Babam işte bibere, patlıcana, domatese ne olur diye sormuş ziraatçilere. O şekilde almış. Biberlerin son durumu. Bunları bir hafta önce atmıştık. Şimdiki bu. Şimdi bu hale geldiler. Bayağı bir artık oluşmaya başladılar. Sanırım artık şu biberlerin alt yapraklarını mı koparılıyordu anne? Onlar kesilecek. Domateslerimiz de gayet güzel tuttu. Bu arada bunların arasına reyhan da ekmiştik. Hani reyhanları bulalım bakalım nerelerde. Ha, bir tane şurada. Bu reyhana böceğe zarar veren, domatese zarar veren böcekler falan gelmiyormuş bu reyhan kokusuna sözde. Bakalım bu sene göreceğiz, deniyoruz. Böyle birkaç tane ektik domateslerin arasına. Şimdi ilerleyelim. Bu domateslerden bazılarını satın aldık, satın fide aldık. Bazıları kendi yetiştirdiğimiz tohumdan fide yaptığımız domatesler. Şimdi şöyle kavunların olduğu yere geçelim. Bu kavunların en baş sırasına salkım domates ektik. Hatta üstlerinde domatesleri bile var bunların. Burada 5 gök salkım domatesimiz olacak. Şöyle çıtalardan da onlara sarılıp uzaması, yukarı çıkması için yer yaptık. Onun dışında burada da yine Iğdır domatesleri var. Birkaç tane de Iğdır domates ekmiştik. Bunların tohumu Iğdır'dan geldi. Biz tohumları çimledik. Fide oldu. Fide olduktan sonra gelip buraya ektik. Şöyle bunların başına da gidelim şimdi. Kavunlarımız da yeni yeni çıkmaya başlıyor. Birkaç tanesi çıkmamıştı. Bir iki sıra. Sanırım tohumlar eskiymiş. O yüzden çıkmadı. Onları yeniledik. Bunları karpuz fidesi olarak almıştık. Bunlar da gayet güzel tuttular. Şurada birkaç tane kavun fidemiz vardı. Onlardan da iki tanesi tutmuş sanırım. Diğerleri de çıkmaya çalışıyor. Bunları yeni ektik. Burada da barebütünler var. Barebütünler gayet güzel çıktı. Hatta babaannemler tekledi sanırım, değil mi bunlara? Kimisi teklendi, kimisi teklenmedi. Teklemek ne demek? Mesela böyle çok çıkanlardan cılız olanları koparıyoruz ki daha rahat bir şekilde büyüsün diğerleri diye. Şöyle aşağı kısımda da sebzelerimiz vardı. Pırasalarımız, onların yanında havuçlarımız vardı. Havuçları görebiliyoruz mu? Görebiliyormuşuz. Bakın küçücük. Daha yeni yeni çıkmaya başlamışlar. Ben havuç tohumlarını karıncalar falan taşırsa diye korkmuştum ama baya baya çıkmışlar. Yanında fasulyeler var. Eksek şimdi ne olur? Ekmeyiz ötede çok. Başka şey ekmiyorum. Diğer taraftaki bahçede var biraz fasulye. Burada kabaklarımız var. Kabaklar çiçek açıyor. Bunlar da salatalık. Turplar değil mi anne bunlar? Turplar. Evet. Ben hiç hatırlamıyorum turp ektiğimizi. Ekmiş miydik daha önce de? Ekmedik değil mi? İlk defa turp ektik bahçeye. Şöyle burada da turplarımız var. Bunun arası sürtülecek. Çok iş var değil mi? Evet. Sağdan gelen var mı? Yok. Tamam hadi geçtim. Tarlaya gidiyoruz. Babam ilaç atmaktan geldi şimdi. Kabaklara ilaç atmış. İlaç atmasını bitirdi. Şöyle bir mısırlara bakalım. Mısırların çapasını da yaptık bu arada. Son durumu sizlere de göstereyim. Buğdaylara bakalım, mısıra bakalım, ayçiçeğine bakalım. Şöyle bir gezelim, bir gelelim. Zaten bu arada saatte 7'ye 10 var. Akşam oluyor yavaştan. Buğdayımızın yanından geçerken içine girip size de göstermek istedim. Bu cins Andino cinsi ve şu anda tam olarak tohumluk olarak kendimize bırakacağımız yerdeyiz. Şöyle buğday tanelerini göstereyim size. Andino cinsi kılçıklı bir cins. Böyle oluyor. Bizde daha buğdaylar yeşil. Hafif böyle renkleri açıldı gibi ama daha biliyorsunuz ki biz Temmuz 10 gibi 15 gibi hasat ettiğimiz için daha vakiti var yani oldukça. Şimdi bu tohumluğun içinden şu tohumluk olan kısmının çavdarı da kestik. Tohumluk olan kısmının çavdarını da kestik. Biz her sene iyi kötü kendimize yine böyle bir tohum bırakıyoruz. Sıfır tohum da alıyoruz. Kendimiz de kendi buğdaylarımızdan da tohumluk alıyoruz. Bu sene de Andino'nun burasından alacağız. O kısmı da zaten size gösterdim. Şimdi diğer tarlalarımızın yanına gidiyoruz ve orada mısırı göreceğiz, tohumluk ayçiçeği göreceğiz, kabağı göreceğiz, hepsini göreceğiz. Hadi bakalım devam edelim.
Bu sene kabakların ekiminde ben yoktum. Çünkü hem yağmur durumuna göre ayarlıyoruz işleri, hem de hani ben bazen olabiliyorum, bazen olamıyorum. Yani nerede, ne zaman, nerede olduğum belli olmuyor. O yüzden bu sene de kabakların ekiminde yoktum. Babam da zaten 1-2 gün içinde bitirmeye çalıştı. Hemen yağmurdan öncesinde hani bitireyim, üstüne yağmur yağsın diye. Şöyle ip gibi sıralarımızda görüyorsunuz. Çelikel Future'la ekim yapmıştık bu tarlaya da yine. Bazıları 3 yaprak, bazıları da şöyle hala çıkmaya çalışıyor. Bu arada babam bugün kabaklara ilaç attı, ot ilacı attı. Biz geçen sene de ot ilacı atmıştık. Bu sene de yine aynı şekilde ot ilacı atarak otlarına çözüm bulacağız kabakların. İşte sabah okula gittik. Mesela o okul da çok kıymetli bir okul. Ve öğretmenler de, oradaki öğretmenler de hani gerçekten çok böyle... İsteyerek çalışıyorlar, hani topraksız tarım yapıyorlar, hani dersimi anlatırım geçerim tarzında hocalar değiller. Hepsiyle yani tanışamadık ama tanıştığımız hocalar o şekildeydi. Müdür Oğuz hocam da aynı şekilde hani bayağı topraksız tarım yapıyorlar. Kümesleri kendileri yapmışlar, tavuk yetiştiriyorlar. Ondan sonrasında buğday ekmişler. Buğdayın tüm işleriyle mesela hani ekiminden sulamasına, gübresine hepsine öğrenciler yapmış. O yüzden aslında çok kıymetli bir okul. Hem de mesela şöyle bir öğrenci olarak hani ya da bir genç olarak bakıyorum. Şimdi bir şey denemek istediğinde babaya, dedeye laf geçirmek biraz daha zor olabiliyor böyle durumlarda. Ama orada hocalar eğer gerçekten hani daha iyi sonuç alınabileceğine ya da öğrencilerine inandı ya da hani yeni teknolojileri deneyebilme fırsatları daha fazla öğrencilere. Zaten ondan da bahsettik orada Oğuz Hoca ile birlikte. Hani kıraçtan kate cinsi buğdaydan 600 kilo almışlar. Yani bizim burada 600 kilo alamadığımız zamanlar oluyor kateden. Onlar almışlar, başarmışlar yani. Hem öğrenciler traktörün işte tamirini yapmışlar. O traktör aslında gösterdiğim traktör çalışmıyormuş. Sonrasında öğrenciler demiş hocam biz bunu yaparız, ederiz, işte tamir ederiz, şöyle yaparız. Tamir etmişler, kullanıyorlar yani okulda, işlerinde de. Yani çok kıymetli bir okul. Eğer böyle çocuğunu göndermek isteyen olursa erkekler için yatılı yurdu var. Kızlar da gelip gidebilirler. Yani eğer Hamidiye köy çevresinde bir yerde yaşıyorlarsa gidebilirler. Şimdi de tam olarak ayçiçekle mısır tarlamızın arasına durdum. Şöyle hem ikisine de bakalım diye. Ayçiçekler çıkmaya başlamış. Şöyle tek tük. Bu sene yine çok aşamalı bir şekilde ekim yaptık. Erkeklere ektik, dişilere ektik. Karışık oldu. Uzun sürdü. Böyle yani tarlada durumlar bu şekilde. Şöyle bir mısırlar bir atsa, şöyle bir kendini şöyle bir büyüse. Yani muhtemelen dediğim gibi seyahate gideceğiz. Seyahatten sonrasında artık damlamaları yayılacak gibi olur diye düşünüyorum ben. Tabii tam olarak bilmiyorum durumu da. Göreceğiz o zamandan geldikten sonra. Damlamalarını yayarız gibi. Bence damlama yaymak eğlenceli bir şey. Evet, damlama yaymak eğlenceli yorucu bir şey. Yorucu oluyor ama eğlenceli oluyor. Evet, bence de eğlenceli oluyor. Biraz yanıyoruz. Sonra oturuyorum falan araya. Evet, böyle. Semaverimizi yakıyoruz. Bazen hatta yeri geliyor. Mangalımızı bile yakıyoruz tarlada. Ya işi yaptığımız işten keyif alarak yapmaya çalışıyoruz. O yüzden biz de böyle. Yani geldiğimizde damlama yayarken mesela genelde tüm aile tarlada oluyoruz. Tarlada. Bazen babaannem, dedem bile geliyorlar tarlaya. Bizim yanımıza yemek yemeye, çay içmeye. Hep beraber oluyoruz yani. Bir günün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video biraz okulun tanıtımı ve tarladaki son durumları gösterme videosu gibi oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonrasında çok farklı, bambaşka videolar gelecek. Takipte kalın, abone olmayı ve beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.